Yukarıdaki hedef tahtasına 3 atış yapılıyor. Vurulan bölgelerdeki sayıların toplamının 15 olma olasılığı kaçtır? Şimdi 3 atışın toplamının 15 olabilmesi için arkadaşlar 5, 5 ve 5 bölgelerinin vurulması gerekiyor. Başka şekilde 15 sayısına ulaşamayız. Şimdi o zaman biz birinci atışta, ikinci atışta ve üçüncü atışta 5 vurma olasılığına bakalım. Şimdi hedef tahtasında 4 bölüm olduğu için ve 5'ten bir tane bölüm olduğu için ilk atışta 5'i vurma olasılığım 1 bölü 4. Diğer atışta yine 1 bölü 4. Diğer atışta yine 1 bölü 4'tür. Bu olaylar bağımsız olay olduğu için bunları çarptığımda olasılığımız 1 bölü 64 olarak bulunacaktır. Doğru cevap D.